Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayıştay bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmaktadır. Ama bazılarının yanlış anladığı gibi TBMM'ye bağlı değildir. Sayıştay, özünde kamu ve toplum adına denetim yapan bağımsız bir anayasal kuruluştur. Vatandaşın kamu giderlerini karşılamak üzere üstlendikleri vergilerin amacına uygun harcanıp harcanmadığının yine toplum adına denetlenmesi modern demokrasilerin en belirleyici tarihsel özelliğidir. Dolayısıyla Sayıştay gibi kurumların bağımsızlığının gözetilmesi sadece siyasilerin görevi değil, tüm halkımızın titizlenmesi gereken bir konudur. Sayıştay, verimlilik ve etkinlik denetimi düzleminden basit bir performans denetimine indirgenmiş olmakla birlikte, Sayıştay denetimi dışında tutulan işlemler kategorisi, kurumlar kategorisi giderek yaygınlaşmakta ve bu da tabii ki hukuk devleti ilkesine ağır bir darbe indirmektedir. Denetimden muaf tutulan varlık fonu bunun en büyük kanıtıdır. Böylece AKP'nin istediği dikensiz gül bahçesi, yani denetimsiz icraat ortamı hızla oluşturulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Denetleme Teşkilatı ve Sayıştay gibi tüm mekanizmaların içi boşaltılmıştır. İçerikler incelendiğinde anayasa ve 6085 sayılı kanunda belirtilen denetim yetkisinin fiilen ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Bağımsız yargıdan ve bağımsız denetimden kaçış bir bütündür ve anayasaya aykırılıktır. Demokrasiden kaçıştır. Bugün denetçiler baskı altındadır. Bu durum düzenlilik denetim raporlarında yapılan tespitlerin okuma komiteleri tarafından rapordan çıkartıldığı ve sansürlendiğinde bellidir. Başka türlü ol. Şeffaflık olmadığı da raporlarda kişi adlarının bulunmaması ve eksik gelir tahsilatlarında rakam verilmemesinden bellidir. Ki bugün gelinen süreçte 83 milyonun içine düşürüldüğü ekonomik buhran ve Türkiye'nin itibarının yerlerde oluşu AKP'nin israf ve yolsuzluğa dayalı rejiminin ülkeyi sürüklediği felaketlerin en büyüğü olmuştur. Değerli milletvekilleri, bugün görüştüğümüz bu bütçenin dayanağı olan orta vadeli programın yayınlandığı 5 Eylül 2021 tarihinde dolar kuru 8.3 lirayken bugün dolar 13.8 lira. Son 3 ayda AKP'nin ekonomide yarattığı bilinçli türbülans ile bütçe meclisten geçmeden kadük oldu. Bütçeyi hazırlayan bakan istifa edip kaçtı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hazinenin gizli bakanı sosyete damadı bütçeyi daha doğmadan öldürdü. Aslında bu kumpas sadece halka yapılmadı. Değerli milletvekilleri, kumpas iktidara da yapılmış bir kumpastır ve trajikomik bir durumdalar. Daha önceden size de haber vermedi Sayın Erdoğan böyle bir politika izleyeceğini, ekonomi politika izleyeceğini. Öngörüsüz ekonomi politikaları ve halk için değil, rant için yapılan bütçelemeler vatandaşa zam, vergi ve açlık olarak geri döndü. Dönüyor. Türkiye'yi 19 yıllık fetret devrine sokanların sayesinde bugün bütçeler yetersiz, halk perişan. Eğitimden sosyal adalete, demokrasiden eşitliğe kadar birçok alanda ülkeyi 3. dünya ülkelerinden bile kötü hale getiren AKP, esnafa, çiftçiye, işçiye, öğrenciye yönelik değil, israfa, şatapata, ağırlama giderlerine, yandaşına, komisyoncusuna kaynak sağlıyor. Türkiye'yi Avrupa'nın zan şampiyonu yapan ağır vergiler ve gece yarısı kararlarıyla vatandaşı açlığa mahkum eden, dövizdeki dalgalanmaya çanak tutup Türk lirasını pul edip yandaşını ve yabancı ortaklarını zenginleştiren AKP bugün yaşanan ekonomik buhranın tek sorumlusudur. Düşük faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyonu bilinçli olarak ülkeye dayatıp gider ayak vatandaşın vergilerini cebine indirme gayesinde olanlar, karısı, kocası, çoluğu, çocuğu, devletten 8 maaş alanlar her gün yeni bir zam haberiyle güne başlanmıyormuş gibi utanmadan, sıkılmadan kameralar karşısına çıkıyor. Yok dış güçler, yok ekonomik savaş, yok kurtuluş savaşı demagojisiyle milletin aklıyla alay edenler ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Halka değil ranta, hizmete değil yolsuzluğa bütçe hazırlayanlar bu öngörüsüz yönetememe halinin tek sorumlusudur. Evet, sorumlu AKP ve küçük ortağıdır sayın milletim.
Tamamlayalım lütfen. Türkiye 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Türkiye bir önceki yıl 107. sırada yer alıyordu. Dünya Sefalet Endeksinde 156 ülke arasında 21. olan Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ise 1. sırada bulunuyor. Yolsuzluk Algı Endeksine göre Türkiye 180 ülke arasında 86. sırada yer aldı. Son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasındaki yerimizi koruduk. Bu istatistiki veriler bir kez daha gösterdi ki AKP artık yönetemiyor ve uçurumun kıyısında bir Türkiye yarattı. AKP'nin denetlenmemek, sorgulanmamak için çıkarmadığı yasa kalmadı. Lügatlarında şeffaflık diye bir şey yok. Ama artık ne yaparlarsa yapsınlar, milletin gözünde hiçbir şey kaçmıyor. Hiçbir vatanseverin içine sindiremeyeceği bu kumpas bütçesini kabul etmemiz mümkün değildir. Merak etmeyin.